arkadaşlarım. Geçen hafta grup toplantısını bitirirken bir soru sordum. Dedim ki Çin'den bir milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı devlet malzeme ofisine dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? Ve bu açıklamayı yaparken de Sayın Kocan'ın da Sağlık Bakanının HaberTürk'te yapmış olduğu bir televizyon konuşmasında verdiği bir soruya verdiği yanıtla başlamıştır. Şimdi yine başlayalım. HaberTürk'ten soruyor. Gazeteci arkadaş. "Sinovac aşısının Türkiye'de Türkiye getirilişinde iktidara yakın bazı şirketlerin aracı olduğu iddiasına ne diyorsunuz?" Böyle bir aracı var mı yok mu? Cevap veriyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan bakın kendisiyle yaptık. De DMO yani devlet malzeme ofisi ve Sinovac arasında herhangi bir aracı falan yok dedi. Değerli arkadaşlarım. Ben de aracı olan firmanın adını açıkladım. Neydi o aracı firma? Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Alınmış Şirketi. Kocadan yanıtı şunun için istedim. Siz aracı yok diyorsunuz. Size aracı yok diyen kim? Onu iyi tanı. O kişi seni aldatıyor. Sana doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşim veriyor. Senin bütün bakanların ve Adına çalıştın. Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor. Seni aldatıyorlar. Devlet Malzeme Ofisi ile Sunovak'ın yaptığı anlaşma benim elimde var Sayın Bakan. Arzu edersen senin bulamadığın o anlaşmayı ben sana gönderebilirim. <laughs> Ayrıca Sayın Bakan'ın unutmaması gereken bir şey var. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. Bir milyon doz aşıyı bedava alacaksın. Götüreceksin devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satacaksın. Ben bunu sorduğum zaman da bir sürü efendim yanılma var. Ticari sırlar açıklandı. Ne sırrı kardeşim? Faturalar var. Kesilmiş. Gümrük beyannameleri var. Orada açıkça yazıyor. Ne sırrı? Biz Covid-19 aşısı hangi formülle yapıldı biz bunu sormuyoruz ki. O onların işi. Ama 1 milyon doz aşı bedava geldi ve devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara fatura edildi. Şimdi bakın arkadaşlar, Sinovac da diyor ki, Sayın Bakan bir belge açıkladı. Teşekkür ederiz o belgeye. O belge de benim dediklerimi doğruluyor ve pekiştiriyor. sunovakta da diyor ki bizim diyor muhatabımız diyor Türkiye'de aynen okuyayım. Koronavak aşısının Sunovak ve Keymen arasında imzalanan, imzalanan anlaşmalara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na sunovak adına tedarik edildiğini teyit etmekteyiz. Anlaşmayı devlet malzeme ofisiyle yaptıklarından hiç söz etmiyor. Bakın. Sunovak ve Keymen ile teyit ederiz diyor. Diyor mu devlet malzeme ofisiyle yaptık demiyor. Demek ki Sayın Bakan yanıltıldı. Gerçek de ortaya çıktı. Kabul ettiler. Bir milyon doz aşı bedava geldi ve onu devlet malzeme ofisine sattılar. 12 milyon dolara. 12 milyon dolar ne oldu? 12 milyon dolarla ilgili olarak Keymen açıklama yaptı. Masraflarımızı karşılamak için biz bunu yaptık. Ne demek masrafını karşılamak için? Yaptığın masraf 12 milyon dolar mı? Nereye gidecek bu para? Ben bunu soracağım. Sen masraf yaptıysan kardeşim masrafını alırsın. Nereden alırsın onu bilmem. Masrafını çıkarsın anlatırsın. Şu dokümanları yaptım, şu harcamaları yaptım. Gümrük giriş beyannamesiydi, malların gelişi, yol parasıydı vesaire. Tamam anlarım ben onu. Onu faturalarsın. Ama senin yaptığın faturalama şöyle. 1 milyon doz aşı çarp 12 eşittir 12 milyon dolar. Masraf karşılığı anlam şey değil. Keymen ilaç. Demo ile ilgili anlaşma yapıyor tabi haklı olarak devlet malzeme ofisi diyor ki bana teminat vereceksin arkadaş ya teminat vermeden sen bu ilaçları ya getiremezsen ne olacak benim kendimi garanti altına almam lazım Keymen ilaç devlet malzeme ofisine gerekli teminat mektubunu veremiyor veremiyor ve bunu da Firma teyit ediyor. Çin'deki firma Sunovak teyit ediyor. Aynen şöyle. Bildiğiniz gibi Devlet Malzeme Ofisi ilk 1 milyon doz korona bak aşısı ile ilgili olarak Sunovak'a yapılacak ön ödeme için bankadan teminat mektubu istenmiş fakat bu istek o zaman yerine getirilememiştir. Sayın Bakan'ın bunlardan haberi vardır herhalde. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha Devlet Malzeme Ofisi kime bağlı? Hazine ve Maliye Bakanı'na bağlı. Cevap vermesi gereken kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Kimin sırtına yıkıyorlar? Sağlık Bakanı'nın sırtına. Ya Devlet Malzeme Ofisi sana bağlı olsa sen zaten sözleşmeyi göreceksin. Ayrıca bir milyon doz aşı bedava gelseydi ve Cumhuriyet Halk Parti iktidarda olsaydı bir milyon doz aşıyı Filistin'e gönderirdi. Filistin'e gönderirdi. Bir, bunların da tabi gazeteleri var. Havuz medyasının gazeteleri var. Sözde bunlar da araştırıyorlar konuyu. Birisi yazı yazmış. Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla. Hangi asılsız iddia? Hepsi doğru. Hepsinin belgesi var. Adam belgeyi dahi görmüyor. Asılsız iddialarla. Sağlık Bakanlığı ticari sırları açıklamaya zorlamak. Sağlık Bakanlığı hangi ticari sırrı açıkladı? 12 dolar, evet 12 dolar. Bütün beyanameler de var, bütün faturalarda var. Hem Türkiye'nin, Türkiye'nin hem Sunovak hem Çin ile arasını bozmak istiyor. Ben bu açıklamayı yapınca, efendim Sunovak'la Türkiye arasında ve Çin arasında uyuşmazlık yaratıyormuşum ben. Ya Çin koskoca Uygur Türklerine yaptığı zulüm dolayısıyla aranız bozulmuyor da benim aşı dolayısıyla mı sizin aranız bozuluyor? Havuz gazetesi kendisine de seslenelim. Merak ediyorsa gelsin bütün belgeleri ben vereyim. Ona vermezler. Bütün belgeleri ben kendisine verebilirim. Değerli arkadaşlarım. 128 milyar dolar. Küçük bir rakam değil. Küçük rakam olsa üzerinde durmayacağım. 128 milyar dolar. Tüy bitmemiş yetimin hakkı yenmiştir. 128 milyar dolar. Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Genel kurulda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirildi. Sorduk. Erdoğan şu cevabı veriyor en son. 24 Şubat'ta Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Güzel. İtirazım yok. Elinde gütüm araçlarını kullan, fırsat verme. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadele için kullanılmıştır. Yani salgın bahanesiyle bizi zora sokacaklardı, zora sokulmasın diye biz bu 128 milyar doları kullandık. Bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyununu bozduk. Gayet güzel. Soru şu. 128 milyar doları kime sattı? Kargaşayı önledin, önledin güzel. Döviz çok düştü düzel güzel. Neler yaptın gayet güzel. Hiç onları sormayalım hadi tamamından vazgeçtim. 128 milyar doları kime sattı? Kimlere sattı? Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Şu Merkez Bankası'nın internet sitesinde var. 2020 yılı para ve kur politikası. Merkez Bankası'nın. Bu 2020, 2021 de var. Her yıl para ve kur politikası ile ilgili açıklama yapıyorlar. Okuyorum. Dördüncü maddesi. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Güzel, devam ediyor zaten. Uygulanmakta olan kur rejiminde döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Yani Merkez Bankası döviz kurunu bir politika aracı olarak kullanmıyoruz diyor. Açık mı açık? Devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Çünkü merkez bankaların görevi fiyat istikrarı. Ana göre fiyat istikrarı. Bizim kur politikamız yok diyor. Böyle bir kararımız da yok diyor. 2019 dediğim gibi 2019'da 5 Aralık 2019'da yayınlanmış 2020 yılı politikası. Peki